Michael Jackson'ı öldüren ilaç propofol. Michael Jackson 70'lerden 2000'lere kadar tüm dünyada tanınan ve albümlerinin milyonlar sattığı bir pop şarkıcısı. 51 yıllık kısa hayatına yüzlerce ödülü sığdırmış ve hatta dönemin ABD başkanı tarafından 90'ların en iyi sanatçısı ödülünü almıştır. Ayrıca 5 yaşından beri dans eğitimi alan Michael Jackson'ın imza niteliğinde dans figürleri olan Moonwalk ve yer çekiminde meydan okuyan eğilmesi hala günümüz danslarında kendine yer bulmaktadır. Bundan tam 12 yıl önce 25 Haziran 2009'da Michael Jackson Los Angeles'ta konakladığı villada kardiyak arrest sonucu hayatını yitirdi. Michael Jackson öldüğü sırada yanında özel doktoru kardiyoloji uzmanı Dr. Murray de vardı. Yapılan adli tıp incelemelerinden sonra Michael Jackson'ın ölümünün yüksek doz propofol nedeniyle olduğu öğrenildi. Ayrıca kanında propofolün yanında bir miktar lorazepam, midazolam, diazepam ve nordiazepam gibi uyku ilaçları, ki bunlara benzodiazepinler diyoruz, ve lidokain isimli lokal anesteziye de rastlandı. Kanında bu kadar fazla ilacın saptanması ve propofolün de çok yüksek dozda saptanması nedeniyle Dr. Murray ifadeye çağrıldı ve ifadesinde Michael Jackson'ın uyku problemleri çektiği ve uyuyabilmek için sürekli ilaç almak zorunda olduğunu, 25 Haziran gününde de yine aynı şekilde uykusuzluk çektiği için kendisine uyku ilacı verilmesini istediğini söyledi. 4 adet farklı benzodiazepin türü uyku ilacını kullandıktan sonra hala uyuyamayan Michael Jackson için de son çare olarak propofol verdiğini itiraf etti. Evet, gerçekten de bu benzodiazepin ilaçları uyku sorunu olan hastalarda, insomnia hastalarında gerçekten kullanılıyor. Ancak propofolün böyle bir endikasyonu, böyle bir kullanım şekli yok. Propofol beynimizde GABA-A dediğimiz reseptörleri uyararak beynimizin hücrelerin içerisinde klor iyonunun girmesini sağlıyor ve klor iyonu sayesinde ise beynimizdeki hücreler durma noktasına geliyor, çalışmıyor. Bu yüzden de genel bir anestezi sağlıyor. Aslında propofolü biz genel anestezik ilacı olarak kullanıyoruz. İşte bu nedenle bu ilaçta sadece ameliyat gibi girişimler öncesinde genel anesteziye sokmak için kullanıyoruz ve kullanım aşamasında hastanın sürekli yakın takibinin yapılması gerekiyor. Çünkü bu genel anestezikler solunum durması sonucu kalp krizi veya ölüme yol açabiliyor. Gerçekten riskli ilaçlar. Dr. Murray'in bu anlattığım bütün şeyleri bilmemesine imkanı yok. Yani bunları zaten kendisi de biliyordu. Ancak ifadesinde şöyle söylüyor: Michael Jackson'ın bütün bu uyumama durumundan dolayı kendisine genel anestezik verilmesi istediğini ve bundan dolayı çok ısrarlı davrandığını söylüyor. Ve tahminimce muhtemelen çok dünyaca ünlü birisi olduğu için bundan dolayı üzerine bir baskı hissetmiş ve onu kıramayıp bu propofol ilacını kendisine vermiş. Ancak tabi bu bahaneler maalesef görevi kötüye kullandığını ve Michael Jackson'ın istemeden de olsa ölümüne neden olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu nedenle 7 Kasım 2011'de taksirle adam öldürmek suçundan suçlu bulunuyor ve Kaliforniya eyaletindeki o zamanın en yüksek cezası olan 4 yıl hapis cezasına mahkum ediliyor. Ayrıca tıbbi lisansı da elinden alınarak doktorluk yapılması da engellenmiş oluyor. Murray 2 yıl hapis yattıktan sonra 28 Ekim 2013'te şahtı tahliye edilerek serbest bırakılıyor. 2016'da yapılan bazı haberlere göre Murray hala zaman zaman hasta bakmaya devam ediyor. Ancak Murray bunun için herhangi bir ücret almadığını, ilaç reçete etmediğini, sadece kendisini kıramadığı hastalara rehberlik ettiğini söylüyor. Sanırım Dr. Murray hala akıllanmamış gibi gözüküyor. Bu başkalarını kıramama hastalığı daha Murray'in başına çok fazla şey açacak gibi gözüküyor. Michael Jackson'ı öldüren ilaç propofol. Biz ona doktorlar arasında aslında kuş sütü deriz, çünkü hem kendisi süte benziyor hem de aslında yan etkileri diğer genel anestezikleri göre oldukça az. Ama yine de bu ilaçların kesinlikle hastane ortamında ve profesyonel sağlık çalışanlarının gözetimi altında kullanılması gerekiyor. Ne kadar ünlü olursanız olun, isterseniz dünyanın en büyük pop starı olun, sağlık maalesef şakaya gelmiyor ve bilimsel gerçekler insan ayırmıyor.